Artık son günlerde Gazze kadar Batı Şeria'yı da konuşuyoruz. Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hem Türkiye hem de ABD'de anıldı. 26 yaşındaki Eygi'nin öldürülmesine Türkiye'den gelen sert tepki ABD iktidarından gelmedi ancak detayları araştıracağız mesajı verildi. Washington'da Kur'an-ı Kerim okutuldu, Aydın'daki dede evine Türk bayrağı asıldı. İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısında hayatını kaybeden Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde anıldı. 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi'nin ölümü Türkiye'nin yanı sıra vatandaşı olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin de gündemindeydi. Biden henüz yeterli bilgiye sahip değilim dedi Dışişleri Bakanı Blinken başsağlığı diledi. Trajik kaybı kınıyoruz diyen Blinken olayın üzerine gidileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler de Ayşenur Ezgi'nin ölümünü kınadı.

Washington Üniversitesi'nde çift anadal yaptı. 3 Eylül'de Batı Şeria'daki İsrailli işgalci gasplarına karşı bölgeye gitti ve hayatını kaybetti bana ne kadar oraya gidip o insanlara yardımcı olmak istediğinden bahsediyordu. Ama bunu herkes söylüyor ve gerçekten yapacağını hiç düşünmemiştim. Ayşenur Ezgi'nin cesareti ve Filistin desteği tahmin edilenin çok ötesindeydi. Hatta bu uğurda hayatını kaybetti. Ancak arkadaşları onun mesajını dünyaya iletmekte kararlı. You know, we're not gonna forget Öte yandan Filistin makamları Ayşenur Ezgi'nin keskin nişancılar tarafından kasıtlı öldürülmüş olabileceğini duyurdu. Genç aktivistin ismini vermek istemeyen arkadaşları da bu tespiti onaylayan açıklamalar yaptı. Amen.